Sendikalar ve toplu iş ilişkileri yasasıyla havacılıktaki grev yasağı kalktı. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani 143 gündür burada sürdürülen bir mücadele var. Biz 143 gün önce de kamuoyuna ve basına yapmış olduğumuz açıklamalarda bu yapılanın yasa dışı olduğunu, bunun hukuki hiçbir zeminin olmadığını, uluslararası ve ulusal hiçbir ölçüye uygun olmadığını söylemiştik. Ve hükümetin bu yanlıştan olabildiğince en kısa sürede vazgeçmesi çağrısında bulunmuştuk. Ancak hükümet ısrarla bunu torba yasa içerisinde biçimlendirip meclise geçirip Cumhurbaşkanı'nın onayında geçirip uygulamaya koydular. Ve bu dönem her iki şirkette Türkiye Hava Yolları Zülfü Karşı'yla Türkiye Hava Yolları Anlamak Toplumu'nu yapmış olduğumuz toplu sözleşmeler yüksek erken kurulunda sonuçlandırıldı. Yani sendikanın iradesi dışında bağlanan iki şirket sözleşmesi var. Bu nedenle bizim bugüne kadar söylemiş olduğumuz haklı zeminde olduğumuz, doğru şeyler söylediğimiz yasanın yeni şekliyle de kanıtlanmış oldu. Çünkü biz hükümete daha önceden yaptığımız çağrıda bunun dünyada eşinin ve benzerinin olmadığını da söylemiştik. Ama hükümet siyasi bir hırsla, bir öfkeyle yandaş yapamadığı sendikamızı bu şekilde cezalandırmaya çalıştı. Ancak hükümetin 5 ay sonunda bunu tekrar bir başka yasayla düzelterek hakkımızı bize iade etmesi bizim elimizi güçlendirmiş durumdadır. Hükümetin böylece kendi yaptığı yanlışı kendisinin tescili onaylaması anlamına gelir bu. O nedenle bunun birinci ayağı grev hakkımızın iade edilmesiydi bu mücadelenin. İkinci ayağı hükümetin yanlışından dolayı mağdur edilen insanların işe iadesidir. Zaten yasa yoluyla hükümetin yeni bir düzenleme yaparak grev hakkımızı iade etmesi, evet ben bir hata, bir yanlış yaptım 5 ay önce, 5 ay sonra bunu düzeltiyorum anlamına nasıl geliyorsa, bu hata yapılmasaydı bu insanlar sokağa çıkmayacaklardı, işlemler olacaklardı. Kaldı ki demokratik ülkelerde sokağa çıkmanın yasağı da ayrıca işten atılmak değildir. Ama bizim gibi demokrasilerin siyasi iktidarların anlayışına göre biçimlendiği ülkelerde maalesef iktidarlar kendilerinin politikalara uygun olmayan davranışları bu şekilde cezalandırıyorlar. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Bizde de öyle oldu. İnsanlar en temel hakları evinden alınırken vermiş oldukları demokratik bir tepki nedeniyle işlerini kaybettiler. Şimdi hükümet eğer yaptığı bir yasal düzenlemeyle hata yaptığını kabul ediyor ve bunu 5 ay sonra telafi ediyorsa, o zaman bu hatanın sonucunda sokağa çıkıp tepki veren ve işini kaybeden mağdur insanların da mağduriyetini giderip haklarını teslim etmek durumundadır. Yani bu mücadelenin önündeki iki temel hedeften biri grev yasal